Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan sevr anlaşmasının hükümlerinin hangilerinin uygulanması halinde Osmanlı Devleti'nin ekonomik sorunlara yol açması beklenebilir. İtilaf Devleti'nin herhangi birinin uyruğuna geçen Osmanlı vatandaşlarına kapitülasyonlardan yaranabilecektir. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. Osmanlı devletine mecburi ve askerlik kalkacaktır. Biz arkadaşlar ekonomi ile ilgili sorduğu için kapitülasyonlar biliyorsunuz ekonomi ile alakalı. Savaş tazminatı ekonomi ile alakalı. E, bu ise askeri ile alakalı, ordu ile alakalı diyoruz. Doğru seçimimiz 1 ve 2'nin olduğu arkadaşlar C seçeneği olacaktır diyoruz. Ha, bu arada kapitülasyon ne olduğunu söyleyelim. Kapitülasyon Osmanlı devletinde kapitülasyon ticari ayrıcalık anlamına gelir ticari ayrıcalık alan devletler Osmanlı ülkesine çok düşük gümrükle mal sokmuşlar. Bu durumda Osmanlı'daki var olan e, kendi e, ekonomik işletmecileri de olumsuz etkilenmiştir. Çünkü dışarıdan mal gelen mal çok ucuza satıldığı için düşük gümrükle geldiği için Osmanlı'daki yerli tüccarlar bunlara rekabet edememiş. Bu da Osmanlı ekonomisinde olumsuz etkilemiştir diyoruz. Savaş tezminatı zaten ekonomik bir devletin arkadaşlar elini kolunu bağlar. Bu bağlamda baktığımızda doğru seçimimiz C seçeneği. Sevr Barış Anlaşması'nın sümürgecilik, emperyalizm, devletlerin eşitliği anlayışlarının hangileri doğrultusunda hazırlanmış olması, itiraf devletlerinin Türk milletinin bağımsızlığını kabul etmediklerini gösterir. Sümürgecilik, Emperyalizm devletlerin eşitliği. Arkadaşlar sömürgecilikle emperyalizm kavramları zaten birbirini tamamlıyor. Devletlerin eşitliği ise zıt yönde bir cümle. Çünkü sömürlen bir devlet sömür sömürlen bir devlet sömürdüğü devlet ile eşit değildir. Çünkü niye? biri diğerini ne yapıyor arkadaşlar sömürüyor. Yani emperyalizm sömürgeci bir politikadır zaten ile iki aynı doğrultuda aynı ee, anlamları çağrıştıran kelimeler. Ama e, devletlerin eşitliği ise o tamamen farklı bir durum. Sevr Anlaşması'nda ise işte sömürgecilik ve emperyalizm doğrultusunda hazırlanmış olması itiraz eden Türk milletin bağımsızlığını kabul etmediğini gösterir. Çünkü bağımsız bir devlet başka bir devletten sömürülemez ya da emperyalizm politikasına maruz kalamaz diyoruz. Ee, bağımsız bir devlete karşı şu iki durum arkadaşlar tersi diyoruz. Doğru seçeneğimiz bir vikinin olduğu C seçeneği olacaktır. Sivra Barış Anlaşması'nda Boğazların yönetimi içinde Türklerin bulunmadığı, uluslararası bir komisyona bırakıldığı hükme bağlanmıştır. Bu hükmün durumlarına hangilerine ortam hazırlayıcı savunulabilir? Boğazların dünya gemilerine kapatılması, Boğazları Türk egemenliğinin sona ermesi, Boğazlardaki güvenlik sorununun çözümlenmesi. Evet, Arkadaşlar, Sevru Barış Anlaşmasında artık Boğazların yönetimine Türkler yok. Uluslararası bir komisyon var. Boğazların dünya gemilerine kapatılmasını ortam hazırlar mı? Hayır, tam tersine uluslararası olduğundan dolayı kapatılması değil, açılmasına ne yapar? Zemin hazırlar diyoruz. Boğazların Türk egemenliğinin sona ermesine ortam hazırlar. Çünkü artık Türkler Boğazlarda yok arkadaşlar. Bunu ortam hazırlar. Boğazlardaki güvenlik sorununun çözülmesinin tam tersinde Boğazlardaki güvenlik sorununu çözülemez arkadaşlar. Çünkü Boğazlar çok affedersiniz kocalı bir devlet olmuş oluyor. Dolayısıyla da çok tane yöneticisi olan bir devletle de oranın güvenliği daha da sıkıntı olacaktır diyoruz. Bunu alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz yalnız iki B seçeneği olacaktır diyoruz. Ser Barış Anlaşması Türk milletinin direnişi ve kararlılığı karşısında uygulanamamıştır. Bu durum üzerine Türk milletinin faaliyetinin hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Düzenli bir ordu kurarak Anadolu işgaline son vermesi, Lozan Barışını imzalayarak bağımsızlığını sağlaması, sömürgeleri boyun eğmeyerek milli mücadeleyi barışa ulaştırması. Evet Sevr Barış Anlaşması'nın arkadaşlar onaylanamaması Türk milletin direnişi ve kararı karşısındadır diyoruz. Yani bu Sevr Barışı'nın onaylanamamasının sebebi düzenli bir ordu kurarak Anadolu'nun işgallerine son verilmesi. Dolayısıyla Anadolu'daki işgallere son verildiği için Sevr Anlaşması yürürlüğe girmemiştir. Lozan Barışı'nı imzalayarak bağımsızlığın sağlanması yine... 1 ile 2 aynı doğrultuda cümleler sömürgecilere boyun eğmeyerek milli mücadelenin başarıya ulaşması yani Türk milletinin lozan anlaşmasını imzalaması arkadaşlar 3 cümlede birbirine tamamen etekli olduğu için aynı doğrultuda olduğu için doğru seçeneğimiz 1 2 3 e seçeneği olacaktır. İtiraf devletleri bir dünya savaşı esnasında Osmanlı toprakları arasında paylaşmaya yönelik yapmış oldukları gizli antlaşmalar hayata geçirmek için Osmanlı devletiyle ile Seyur Barışı'nı imzalamışlardır. Buna göre yargıdan hangilerine ulaşılabilir? sevr Barışı Osmanlı sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir. İtiraf devletleri emperyalist politikaları sevr Barışı'nı imzalanmasına etkili olmuştur. Osmanlı devleti sevr Barışı'nın uygulanmasına karşı siyasi tedbirlere başvurmuştur. Evet Ser Barış Osmanlı sınır bütünü tehdit etmiş midir? Etmiştir arkadaşlar. Bu yargıya ulaşabiliriz. Çünkü niye? Sevr Anlaşması'na bakarsak eğer Osmanlı Devleti'nin İstanbul İç Anadolu ve Orta Karadeniz hariç tüm coğrafyaları e, giz anlaşmalar gereği diğer devletlere verilmiştir. Bu da sınır bütünlüğünün kalmadığı anlamına gelir. İtihat devletlerinin emperyalist, sömürgeci politikaları Sevr Barışı'nın imzalanmasında etkili olmuştur. Çünkü itaat devletlerinin amaçlarından birisi neydi arkadaşlar? Anadolu'nun e, her bakımdan ekonomik yönden olsun, diğer yönden olsun e, imkanlarından faydalanmak, Anadolu'nun imkanlarını kendi ülkelerine taşımaktı diyoruz. Zaten bir iki aynı doğrultuda cümleler. Osmanlı Devleti Sevr Barışı'nın uygulanmasına karşı siyasi tedbirler başvurmuştur. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Osmanlı Devleti hiçbir şey yapamamıştır. Ama Türk halkı kendisi harekete geçmiş, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, Lozan Anlaşması imzalamıştı. Bu bilgi yanlış bilgi. 1 ve 2'ye ulaşılabilir yukarıdaki duruma göre doğru seçeneğimiz C seçeneği. Sevr Barış Anlaşması'nın Osmanlı hükümetince kabul edilmesinde Gidiz Savaşları'na Kuvayi Milliye Birlikleri'nin büyük bir yenilgi alması etkili olmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Sevr Barışı'na razı olmasına aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir devlet alanlarını işgallere askeri mücadele ile son verilmeyeceğine inanmasının, TMM'nin düzenli orduyu kurma kararını almasının, damat verdiği İngiliz yanlısı bir politika izlemesinin, Türk halkı arasında birlik ve beraberliği büyük ölçüde sağlanmış olmasının, Türk milletin TBMM'ye destek vermesinin. Evet, sorumuza dikkatli baktığımızda sorumuz yine Sevr Anlaşması ile alakalı bir soru. Osmanlı hükümetince kabul edilmesinde Sevr Anlaşması'nın Gedi Savaşı'nda Kuvayi Milliye Birlikleri'nin büyük bir yenilgi alması etki olmuştur. Yani Osmanlı Devleti Sevr Barış'ın razı olmasının sebebi ne arkadaşlar? Devlet adamlarının işgallere askeri mücadele ile son verilemeyeceğine inanıyorlar. Neden? Çünkü Gediz Muharebesi'ni Türkler itilaf kuvvetlerine karşı kaybedince Osmanlı hükümeti telaşlanıyor ve diyor ki bu işgaller Anadolu işlerine kadar Anadolu'nun tamamına yayılmasın diye hemen Sevr Anlaşması'nı ne yapıyorlar? imzalıyorlar. Yani demek ki diyorlar biz askeri mücadeleyle bu itiraf devletlerine ne yapamayacağız? Ül ülkeden atamayacağız. En az barış anlaşması yaparsak belki işgalleri biraz daha yumuşatmış olabiliriz diyorlar. Yukarıdaki durum Gediz Yenilgisi bunu e, İstanbul hükümeti ne yapıyor? Bir uyarıcı durum olarak algılanmasına sebep oluyor diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Diğer seçeneklerimiz B, C, D, E seçenekleri ise arkadaşlar zıt yönlü anlamlar içerdiği için onları alamıyoruz. Seul Barış Anlaşması'na hükümlerinden hangilerinin girmesinde İngiltere'nin Orta Doğu petrollerini denetim altına alma amacının etkili olduğu söylenebilir. Hicaz'da bağımsız bir Arap devleti kurulacaktır. Musul dahil olmak üzere Irak ve Arabistan İngiltere'ye bırakılacaktır. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetecektir. Arkadaşlar sorumuz nereyle alakalı? Orta Doğu İngiltere'nin Orta Doğu petrollerine Ele koruması ile alakalı bir soru. Bu bağlamda baktığımızda birinci seçenek ve ikinci seçeneğimiz nereye alakalı? Daha çok Orta Doğu politikalarıyla alakalı. Ama üçüncü seçeneğimiz daha çok Anadolu ile ilgili. Bu bağlamda baktığımızda gruplayarak gittiğimizde arkadaşlar ne olacaktır? E, 1 ve 2'nin İngiltere'nin Orta Doğu politikalarına hizmet ettiği İngiltere lehinde gelişmeleri olduğu görecektir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Sevr Barış Antlaşması'nda Doğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devletleri de kurulacaktır hükmü yer almıştır. Buna göre yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Sevr Antlaşması ile Osmanlı toprak bütünlüğü tehlike altına girmiştir. Osmanlı devleti milletlerin eşitliği anlayışına Sevr Antlaşması ile benimsemiştir. İttihat devletleri Anadolu'da yaşayan ulusların bölücü ve yıkıcı taleplerine destek vermiştir. Evet sorumuz arkadaşlar Sevr Antlaşması'ndaki bir madde ile alakalı... Doğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devleti kuracakları hükmünü bize yorumlamamızı istemişler. Bu bağlamda baktığımızda Sevr Anlaşması Osmanlı toprak bütünü tehlike altına girmiştir. Neden? Osmanlı topraklarında arkadaşlar bir Ermeni ve bir Kürt devleti kuruluyor. Buna ulaşılabilir. Osmanlı devleti milletlerin eşitliği anlayışı Sevr Anlaşması'nda benimsenmiştir. Osmanlı devleti milletlerin eşitliği anlayışını Sevr Anlaşması'nda benimsemiştir. Evet buna ulaşamayız arkadaşlar. Hayır tam tersi bir durum var. Osmanlı Devleti'nin içerisinde ayrı ayrı Ermeni ve Kürt Devleti kurulması planlanmış. Buna ulaşamayız. İttihat Devletleri Anadolu'da yaşayan ulusların bölücü ve yıkıcı faaliyet taleplerine destek vermiştir. Dolayısıyla eğer Sevr Anlaşması'nda Doğu'da Ermeni ve Kürtler arkadaşlar devlet kurulacak hükmü veriliyorsa ve bu kararı itiraat devletleri sever anlaşmasını aldırıyorlarsa ne yapacaklardır? Buradaki Ermeni ve Kürtler de bu doğrultuda hareket edeceklerdir. Şu antlaşmada aldıkları destekle diyoruz. Dolayısıyla 1 ve 3 aynı doğrultuda cümle olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. İtiraf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesinden sonra Mebusan Meclisi dağılmış ve milletvekili tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Bu durum millet iradesinin temsili sorununu ortaya çıkarmıştır. Aşağıdaki hangisi bu sorunun ortadan kalktığı söylenebilir. TBMM'nin açılmasıyla, damat Ferit Hükümeti'nin kurulmasıyla, Teşkilat Esasi Kanunu'nun kabul edilmesiyle, Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla, temsiliyetin oluşturmasıyla. Sevgili arkadaşlar İstanbul'da ne zaman resmen işgal edildi? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin e, arkadaşlar çalışmasıyla beraber. Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılıyor ve bundan sonra arkadaşlar ne oluyor? 12 Ocak'ta açılıyor 1920'de sonra 16 gün sonra 28 Ocak'ta meclis resmen dağıtılıyor. Sonra arkasından arkadaşlar İstanbul resmen işgal ediliyor. Meclis dağıtılıyor ve milletvekili tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderiliyor. Evet artık milletin iradesi yok oluyor. Çünkü meclis millet iradesiyle oluşan mevzusan meclisi dağıtılmış oldu. Millet iradesinin tekrar yansıtılması TBM'nin açılmasıyla olmuştur arkadaşlar. Ama diğer seçeneklerimiz baktığımızda B, C, D, E seçeneklerinde millet iradesi yoktur arkadaşlar. Sadece meclisin TBM'nin açılması millet iradesiyle alakalı olduğu için doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Tevfik Paşa Sevr Barışı hakkında Sadrazam Damat Ferit'e yazdığı mektupta bize teklif edilen bu barış devletin parçalanmasına ve parçalanan hukukun yok etmeden başka bir şey değildir. Bu antlaşma devletin bağımsızlıktan mahrum bir sümürge haline getiriyor. Görüşlerine yer verdiği halde damat Ferit bu görüşe dikkat etmeyerek sevri kabul etmiştir. Damat Ferit'in bu tutumunda düşüncelerine hangilerine sahip olmasının etkili olduğu savunulabilir. İngilizler Osmanlı çıkarlarını koruyacaktır. Milli mücadele başarıya ulaşarak bağımsızlığını sağlayacaktır. Sa Osmanlı saltanatının devamı için manda ve himayenin benimsenmesi gerekir. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde iki paşa Tevfik Paşa ile Damat Ferit Paşa'nın sevr barış hakkında iki farklı düşüncesi var. Tevfik Paşa bu sevr Anlaşması Osmanlı Devleti'ni yok ettiğini e, söylüyor ama Damat Ferit Paşa bunu çok fazla katılmayıp bu anlaşmayı imzalıyor. Neden? diye sormuşlar. Bu bağlamda baktığımızda İngilizler Osmanlı çıkarlarını koruyacaktır düşüncesi var olduğundan dolayı damat Ferit bu anlaşmayı imzalıyor. Çünkü arkadaşlar damat Ferit bir İngiliz yanlısı insan olduğu için İngilizlerin Osmanlı Devleti'nin aleyhinde çalışmayacağını düşünden dolayı bu anlaşmayı imzalıyor. Milli mücadele başarıya ulaşarak bağımsızlığını sağlayacaktır. Arkadaşlar yukarıdaki durum eğer Osmanlı Devleti'nin aleyhinde böyle bir olumsuz anlaşmayı imzalıyorsa o kişinin milli mücadele ile ilgili bir duygu ve düşüncesi olmamıştır. Daha çok manda ve himaye ile ilgili ilgili düşüncesi vardır. Osmanlı saltanatının devamı için manda ve himayeni benimsemesi gerekir. Kimin manda ve himayesi? İngilizlerin manda ve himayesine sığınırsak İngilizler Osmanlı Devleti'nin lehine çalışacaklardır. düşüncesinden dolayı bunu imzalıyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Sevr Barış Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin azınlıkların haklarını sağlamada yetersiz kalırsa İstanbul Türklerden geri alacaktır hükmü yer almıştır. Bu hükmün aşağıdaki hangisini zorlaştırdığı ileri sürülebilir. Avrupalı devletlerin Osmanlı içlerine karışmasını, Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir bağımsız bir iç politika izlemesini, kapitülasyonları ve duyu umumi idaresinin kaldırılmasını, itiraf devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmasını, milletler cemiyetinin dünya barışını kalıcı olarak sağlamasını. Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar Sevr Anlaşması ile alakalı bir soru ve Sevr Anlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin azınlıkların haklarını korumada başarısı olursa ya, diyor İstanbul Türklerden geri alacaktır. Hükmünün yorumlanmasını bizden istiyor. Bu durum Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar bağımsız bir iç politika izlemesini ne yapar? Zorlaştırır. Neden zorlaştırır arkadaşlar? Çünkü Sevr Barış Anlaşması'nda yer alan bu madde azınlıkların haklarını korumak için Avrupa devletleri ne yapacaktır? Sürekli bahane uyduracaklardır. Çünkü bu madde de Sevr Anlaşması'nda e, azınlık maddesi yer almıştır. Ve azınlıklara şu hakkı verin, bu hakkı verin şeklinde Osmanlı Devleti'ni zaten sürekli tarihten beri ne yapıyorlardı? Zor durumda bırakıyorlardı. Yine Sevr Anlaşması'nda eski teknik ve taktiklerini kullanıyorlar arkadaşlar. itirat Devletleri Osmanlı Devleti'nin iç içlerine karışmak için azınlık haklarını yine Sevr Anlaşması'nı gündem olarak ne yapıyorlar? Belirliyorlar diyebiliriz. İşte bu yüzden de Osmanlı Devleti yabancı devletlerin karışacağı bir azınlık meselesine iç politikada bağımsız hareket edemeyeceğinin göstergesidir diyoruz. Diğer seçeneklerimiz arkadaşlar yukarıda verilen sevr anlaşmasının bu maddesiyle alakası olmadığı için onları alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Sevr anlaşmasıyla kapitülasyonların kapsamı genişletilmiş ve bütün devletlerin kapitülasyonun yararlanması hükme bağlanmıştır. Bu durum itaat devletlerinin sevr anlaşmasıyla amaçlarına hangilere ulaşmaya çalıştıklarını gösterir azınlık haklarının ihlal edilmesini önleme, ham madde ve pazar imkanlarını genişletme, Osmanlı ekonomik hayatını canlandırma. Evet, kapitülasyon neydi arkadaşlar? Burada bir tabir var. Ticari ayrıcalık değil mi? Ticari ayrıcalık. Ticari ayrıcalık. Bir devletin başka bir devlete yapılan anlaşma doğrultusunda düşük gümrükle ülkesine mal satmasına izin vermesidir. Dolayısıyla da azınlık haklarının ihlal edilmesini önlemeyle alakası yok. Çünkü bu artışa daha çok iç politika ile alakalı. Oysa bu kapitülasyonlar dış politika ile alakalı bir durum. Ham ve pazar imkanlarını genişletmek istiyor Avrupalı devletler. Neden? Osmanlı ülkesi sanayileşememişti zaten. Kapitülasyon alarak Osmanlı Devleti'nden ürettikleri sanayideki Avrupa'da ürettikleri malları düşük gümrükle Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon kazanarak düşük gümrükle Osmanlı piyasasını ne yapıyor sürüyorlar ve ham madde ve pazar imkanlarını Osmanlı Devleti'nde genişletmiş oluyorlar diyebiliriz. Osmanlı ekonomisi hayatını canlandırma arkadaşlar canlandırma değil Osmanlı ekonomik hayatını ele geçirme gibi bir durumdur arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3'ü alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz yalnız 2 B seçeneği olacaktır diyoruz.